Herkese iyi akşamlar. Hepimizin kandili mübarek olsun. Hocamızı ve takımımızı kutluyorum. Direkt konuya girmek istiyorum. Bugün iki tane net penaltı pozisyonumuz maalesef bir kere daha hakemler tarafından onur edilmemiştir. Özellikle Ferdi'nin pozisyonunda hakemin vücut lisanına çok dikkatli bakmasını rica ediyorum futbol kamuoyunun. Penaltıyı verir gibi bir refleks gösterirken bir saniye içinde çark etti. Osterwold'un pozisyonu da bize göre net penaltı. Zaten ilk gelen yorumlar da öyle. Yani bugün takım şampiyonluk isteyen, şampiyonluk kovalayan bir refleksi göstermeseydi bir kere daha bir operasyonun, bir facianın eşiğinden dönüldü. Dolayısıyla bu iki pozisyondan dolayı artık federasyonun aklına başını devşirmesini bekliyoruz. Bu ligin kalan çok kısalan maratonunda şurada kaldı çok az maç. Her seferinde Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamaktan artık vazgeçmelerini bir kere daha buradan söylüyoruz. Artık rica etmiyoruz, söylüyoruz. Başka bir gündem olan konu var. Bu da bizim için önemli. Ezeli rakibimizdeki bir futbolcunun PFDK'ya sevk edilişi ve sevk edilme şekli. Şimdi normalde yakın tarihte bunun 4 tane örneği var. Daha çok vardır ama yakın tarihte 4 tane örneği var. Bu tür pozisyonlarda, bu tür hareketlerde bir kere direkt PFDK'ya sevk edilir ve genelde tedbirli sevk edilir. Burada ilk başta sevk bile olmadı. Daha sonra nasıl olduysa zoraki bir şekilde, gönülsüz bir şekilde bir sevk yaşandı. Bu sefer de tarihe geçecek bir rezillikte tedbirsiz olarak verildi. Yani burada ne şiş yansın ne kebap, herkese yaranma zihniyetini ben olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü nasıl olsa PFDK'ya verdik, en alttan bir ceza verelim, onu da bir maça indirelim, durumu kurtaralım herhalde kovalamaya çalışıyorlar. Bunun da ben TFF'nin PFDK'ya verdiği bir mesaj olarak görüyorum. Bunu da kabul etmiyoruz. Fenerbahçe camiasının ve bütün nötr futbol severlerin de gözleri üzerinde. Çünkü daha önce çok ciddi ve hatırı sayılır cezalar olmuştur benzer pozisyonlarda. Ama söz konusu ezeli rakibimiz olduğu zaman Büyük Ekşi Federasyonu'nun biliyorsunuz beyniyle kalbi maalesef çelişiyor. Artık dediğim gibi bu son döneme işte bir umut kırıntısı görmek istiyoruz. Akıllarını başlarına devşirsinler ve Fenerbahçe'nin artık sinüsleri oynamasınlar. Bugün takımı tebrik ediyorum. Çok ciddi bir viraj dönüldü, psikolojik viraj dönüldü. Hepsini tebrik ediyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Galatasaray Spor Kulübü bir tweet attı az önce. Kirli ellerimiz var tarzında bir sert bir açıklama. Ne demişler ben okumadım. Bu pozisyonda el yok, sizin kirli elleriniz var, utanmazlar. Utanmazlar. Valla tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik tek kelimeyle. Çok teşekkür ediyorum.